Selamlar dostlar. Normalde kamera karşısına geçmeden bir metin yazarak frame by frame incelememi yapıyordum ama hazır saçlarımı da kestirmişken ve kendimi bu kadar yakışıklı hissediyorken neden dedim ki Witcher'ın ikinci sezonunun fragmanını bu şekilde incelemeyeyim. Tabi diğeri kadar sağlıklı olmayabilir. Videoda ileri git, geri geller yapabiliriz. Ama olsun. Sonuçta benim fragman da fragman ve bu da bir tatlışko bir inceleme. Öyleyse hızlı canaktan videomuza geçelim. Burada görmüş olduğunuz ilk sahne. Tabii fragmanı 25 kere falan izlediğim için artık her şeyine hakimim. Kafamın içi frame by frame aslında. Bu görmüş olduğunuz sahne kader kılıcının son sözlerini içeriyor aslında. Ben senin kaderin miyim Geralt? Sen daha fazlasısın Ciri. So, I'm your destiny. You're much more than that, Cirilla. Ve tabii ki bu sahne biraz kitaptan farklılaştırılmış. Normalde kitapta bu sahnede Yurga'da olması gerekiyor ve hatta şaşkın bir bakış atıyor Yurga burada Ciri ile Geralt'a. Tabii ki bir tercih, Netflix çıkartmak istemiş Yurga'yı ve böyle romantize etmiş durumu. Tercihlerine saygımız var Netflix'in bu konuda. Her konuda değil tabii ki. Bu arada arka planda çalan şarkı epey hoşuma gitti. Şarkının naked versiyonu da YouTube'da var. Bulabilirsiniz. Arayın. Arayın yeter ki. Bu sahnelerdeki yerleri pek açıklamaya gerek yok diye düşünüyorum. Kaer Morhen'e gidiyorlar biliyorsunuz Ciri ile Geralt. Bu sahnelerde o gidişatın ilk anlarını bizlere sunuyor. I need to understand something. Ve tabii ki de yolda Geralt'ın bu kaderi olma mevzusunu, o ne derler sürpriz çocuk olma mevzusunu ve biraz da Kaer Morhen'in anlattığı sahneler illaki gelecektir. Burada cloak yani örtülü bir Geralt görüyoruz. Bu da birçok yere gönderme tabii ki de oyunlar başta olmak üzere. Bu sahne kritik bir sahne aslında çünkü birçok şeyin değişik ve değiştirilmiş olarak anlatıldığı bir sahne. Arkada görmüş olduğumuz kapı Kaer Morhen değil. Nivelle'nin malikanesinden bir kapı. Biliyorsunuz A Grain of Truth bir Türkçesi neydi la bunun? Bir küçük doğruluk payı mıydı? Neydi şimdi kitabı açıp bakmayayım da. Direkt bölüm başlığı olarak ikinci sezonun birinci bölümünde Grain of Truth'u izleyeceğiz. Burada normal koşullarda Ciri'nin olmaması lazım. Yani Geralt'ın tek başına bu meseleyi hallediyor olması lazım. Ama diziye yedirebilmek açısından Ciri'yi buraya eklemişler. Kötü bir tercih mi? Bence değil. Ama Ciri bu fight'ta, bu dövüşte, bu hırgürde ne yapacak? Konumu tam olarak ne olacak ve nerede duracak? Emin değilim. Bu arada WitcherCon'da Geralt için çekilmiş bir fotoğraf var. WitcherCon'un sonlarını izlediyseniz çok iyi bir fotoğraf da çekmişler bu sahneden. İsterseniz bir bakın ona. Bu da yine Nivelle'nin malikanesinden bir görüntü. Biliyorsunuz ki Nivellen bir ayı, yani lanetlenmiş bir ayı, normalde insan da gelen herkesi kaçırma gibi bir göreve giriyor Verena ile tanıştıktan sonra. Hatta eline geçerse pataklayıp öldürme gibi şeylere de girişebiliyor Verena yüzünden. Bu da o insanlardan biri muhtemelen. Burada yine geçiş sahnelerini görüyoruz ve ben bu tip prodüksiyonları bayağı sevdim yani. Geniş kapsamlı bir çalışma olmuş. Netflix ikinci sezonda iyi çalışma yürütmüş. Tebrik etmek lazım açıkçası. Tebrik ediyorum Netflix. What exactly is Cameron? Bu sahne çok konuşuldu çünkü gereğinden fazla Witcher olduğunu söyleyenler var. Bunu iyi olarak düşünenler, kötü olarak düşünenler var. Benim ne düşündüğüme gelecek olursak tabii ki artık oyunlarda Witcher'lar gördük, kitaplarda Witcher'lar gördük. Ben 70-68 tane Witcher'ın videosunu sırf kendim yaptım ama daha fazla Witcher var ve yeni Witcher'larla tanışacağız. Ben açıkçası mutlu oldum. Burada tabii ki Coen babamızı görüyoruz. Bir tane incelemede gördüm Kurt Okulu Witcher'ı demişler. Kendisi bir Kurt Okulu Witcher'ı değildir. Buradan bir uyarı yapayım. Daha sonradan kendi Witcher okulu kapandıktan sonra yani başına bir sürü bela geldikten sonra Vesemir'in yanına Kurt Okullarından öğrencilerin, mezunların yani Kurt Okulu Witcher'ların yanına gelen Witcher'lardan biri. Bu abimiz Lambert galiba. Tam emin değilim. Diğerleri de tanımadığımız Witcher'lar açıkçası yani. Finally. Ve birbirlerine sarılıyorlar. O nereden, neredeydin sen, neler yaptın falan filan. İçki içelim, seninle muhabbete dalarız diyorlar ama arkada Ciri'nin
Ulan nereye düştüm ben? Nasıl bir yerdir lan burası bakışlarında görüyoruz. Bu ikonik bir sahne oldu bile şimdiden yani. Eski elin gelip who the hell are you? Sen de kimsin? Diyerek bir tavır sergilemesi. Aslında normalde bunun biraz daha Lambert tarafından yapılmış olmasını bekliyorduk ama Eskel'e biraz daha muzip bir karakter olma huyu Netflix'in Witcher'ın da düşmüş gibi. Ciri'nin suratı herhalde her şeyi açıklıyor. Sintra prensesimiz Ciri. Saniye biraz geri aldım. Bok gibi yerde durdu. Neyse. Burada öbür sahneye geçeceğim birazdan. Şunu açıklayalım. Ciri eğer bilmiyorsanız kitaplarda bir tip trans durumuna geçiyor. Bu trans durumuna geçtiği zaman da kehanetler sunmaya başlıyor. Başkaları hakkında kehanetler, ülkeler hakkında kehanetler, kendi hakkında kehanetler. Ve bu kehanetlerin birçoğu da gerçek çıkıyor. Zaten Ciri'nin sahip olduğu büyük gücü de bu kehanetler sonrasında anlıyorlar. Biraz Triss sayesinde oluyor tabii bu anlama. Triss'li sahnelerde ikinci sezonda eminim bolca göreceğiz ama fragmanı hiç göstermemişler. Hatta fragmanı da sonuna koymuşlar Triss'li sahneyi. Triss'in Ciri ile karşılaştığı sahneyi görüyoruz aslında arkadan. Birazdan onları göreceğiz. Ama bu sahneler önemli. Burada şöyle bir fail var. Benim yaptığım fail. Ciri'nin fragmanı gösterilmişti bundan 4 hafta önce ve şunların bir çeşit dövüş yardımcısı gibi olduğunu söylemiştim ama yanılmışım. Bunlar sadece ışıkmış. Bu da gösterdikleri, önceki fragmanlardan gösterdikleri bir hançer. Bu zaten direkt oyunlardan alınmış kılıçlar. Bu çok hoşuma gitti. Netflix ve CD Projekt Red ortak işler yürütüyorlar. CD Projekt Red'in bu konuda ne kadar iyi olduğu düşünülürse Netflix'in de onlardan baya baya nimalanacağını da görmüş oluyoruz. Ablamız da ulan CD Projekt Red ne güzel oyun yapmış diyerek geliyor buraya. Bunları yine fotoğraflarla bize yansıtmışlardı. Ciri training sword dedikleri eğitim kılıcını eline alıyor ve büyük bir Witcher olma yolunda ilk adımlarını atıyor. But I am here for you. Zaten Geralt abimiz de senin yanında olacağım. Ben senin babişkonum diyor. When I say run. Burada Verena'yı görüyoruz yüksek ihtimal. Daha deminki sahnede. Uçarak gelen bir yaratık Verena'dan başka kim olabilir acaba diyorum da. Yani başka bir Brooks'u olabilir. Yani tuhaf kim olacak belli değil. Muhtemelen Verena'dır ama. Burada da Ciri'nin Kaer Morhen'de ağırlanacağı yeri görüyoruz muhtemelen ve çok da hoş karşılamıyor açıkçası. What the fuck is this diyor muhtemelen kafasında. Şimdi biraz videoyu yavaş, tamam yavaşlatabiliyormuşuz. Şöyle bir 0.75'e alalım ki biraz daha rahat inceleyelim. Bundan sonra çünkü hızlı hızlı geçme sahneleri var. Burada yine bir hazırlanış sahnesi. Kaer Morhen'e muhtemelen bir baskın olacak ve bu baskın ya Leşen'den gelecek ya da daha deminki uçan yaratık abladan ya da erkek yaratık beyefendiden gelecek. Bunu bilmiyoruz. Neler olacak göreceğiz. Ses böyle biraz boka döndü ama olsun. Burada madalyonların titreşmesi. Bu herhalde fragmanda benim en çok hoşuma giden yerdi. Resmen bir alarm gibi kullanıyorlar aslında bunu fark ettiyseniz. Koymuşlar madalyonları. Hepsi birlikte titreşince baskın basanındır Süleyman diyerek bir çeşit tahakküz müydü o kelime? Tahakküm yok. Teyakkuz. Neyse anladınız o kelimeyi. Haline geçiyorlar. Bu kadın birinci sezonda Geralt'ın haşına pişine ettiği kadınlardan biriymiş. Arkadakilerini tanımıyoruz. Ama bu kadın çok çok uzak yerlerden nasıl gelmiş diye soru işaretleri varmış insanların kafasında. Gelebilir gibime geliyor. Yani o kadar da soru işareti barındırmamalı. Ama bir yandan da barındırmalı. Çünkü yani niye getirdiler bunları? Witcher'ları eğlendirsin diye mi? Yoksa başka bir amaç uğruna mı geldi bu kadınlar? Kafada deli soru işaretleri. Bu da ikonik bir görsel oldu. Direkt kayalarla oyun yapmışlar. Bayağı tatlı, hoşuma gitti bu sahne. Run! Bir dakika bu sahne... Ha, ikonikleşmiş Vesemir izlemesi.
Ve bu oyunlarda da gördüm, Ciri'nin üstünden zıplayıp eğitimlerini tamamlamaya çalıştığı yer. Herhalde insanların kafasında da bu şekilde bir canlanma vardır. Şimdi hızını tekrar bir yüze alayım da. Yüze dedim, normali alayım da. World outside these walls. Bir tek beni üzen şey Vesemir'i çok az görmemiz oldu. Gerçekten tek bir kelime etmiyor. Herhalde Vesemir'in üzerine çok durdular. İnanılmaz bir şeyler bekliyor bizi diye düşünüyorum. İnşallah gerçekten inanılmaz şeyler bekliyordur da ikinci sezonda güzel bir Vesemir görürüz. Burada yeni zırhlarıyla Nilfgaard askerleri var. Muhtemelen yeni bir fight'ın peşindeler. Çünkü bunlardanca fight oğlum fight. Geldik şimdi. Şimdi yavaşlatıp tek tek ilerlemeye. Burada yine tanınmadık bir Witcher. Bunları herhalde dizide yavaş yavaş tanıtırlar. Burası artık garantilendi yani. Ne olduğu belli oldu. Nivelli'nin malikanesi bu. Çünkü bak şu fotoğrafa iyi bakın. Birazdan yine aynı fotoğrafı göreceğiz. Burada gene uçan kaçan bir Bruxa'nın saldırısı var. Ve burası herhalde Nivelli'nin malikanesi. Bu da herhalde Witcher'ları yapmakta kullanılan şeyler olabilir. Witcher'ları gerçi bunlarla yapmazlar da. Ya da sonrasında ameliyatlar için kullanılan, hani Witcher yaralanıp, yani şöyle diyeyim. Witcher olayı şudur. Yaza doğru baharda Witcher çıkar evinden, kontratları tamamlaya tamamlaya kıtada dolaşır. Ardından kışın geri gelir. Vücudunda yara bere olanı tedavi etmek için kullandıkları araçlar olabilir. Bir öteki yandan gerçekten Witcher'ın fiziksel yeterliliğini arttırmak için böyle aletlerde kullanılıyor olabilir. Emin değilim. İzleyip göreceğiz. Klasik bir hançer. Bu arada WitcherCon'da bu hançerlerin tasarımcısı konuşuyordu. Bir hançerin nasıl tasarlanacağına dair şeyler söylüyordu. Ve gerçekten ekranda gördüğünüz tutuş şekli daha rahat kullanılmasına sebep oluyormuş hançerin. O yüzden özene bezene tasarlanmış bu Witcher dizisindeki hançerler ve kılıçlar. Bu İngiltere'de yapılan çekimlerden bir saniye, muhtemelen gene burası Carmoran'dır. Ve Ciri eğitimlerinin başında bu nasıl diyeyim, zorlu yol gibi bir eğitimleri oluyor bu Witcher'ların. Koşturup duruyorlar yani bir hat üzerinde. Bu da o hatta dahil olan bir bölüm olabilir. Ve bir adet madalyon mudur, bozuk para mıdır, tam çözemediğim bir şey var orada. Ve sırt sırta gelmiş Vesemir'le Geralt babamız. Acaba kimle savaşacaklar gerçekten Kaer Morhen'in içinde ya? Leşen diyorlar ama Leşen olmayabilir. Burada savaş sonrası bir Tissia'ya yüzü görüyoruz. Endişeli çünkü birazdan Yennefer'ı kaybetmiş olacağını gösterecekler bize. Ha, burada endişe etmeye gerek yok. Yennefer'a bir şey olmuyor. Daha yıllar boyunca Yennefer'la birlikteyiz. Burası Triss sahnesi bildiğimiz. Triss'le Ciri tanışıyor. Zaten Ciri'nin üzerine bakın. Berbat kıyafetleri var. Kitaplarda şöyle geçer bu sahne. Vesemir Triss nereden çıktı? Ciri'yi getirirler. Hem fiziksel eğitimlerini hem psikolojik eğitimini çok almaz da. Triss'ten sonra almaya başlıyor ama fiziksel eğitimlerini almadan önce kıza bir takım kıyafetler dikilir ve bunu terzi Vesemir yapar. Böyle boktan kıyafetler diker. Yani çok dalga geçiliyor kitaplarda da. Sonra Triss Merigold gelir ve gerçekten güzel kıyafetler tasarlar bu kız için. O yüzden bu sahne net olarak Triss Merigold'un olduğu belli yani. Burada daha demin Dara'yı gördük. Elf'te. Yani siyah bir şeyde Dryad mıydı? Elf midir ne? Ne haltsa. Zaten olmaması gereken de var. O yüzden çok üzerine düşmek de istemiyorum. Siyahi bir elfimiz var artık. Bu sezonu da göreceğiz. Ne yapacak acaba? Orada bir şey gördük, dur. Dur. Arada 0,5 saniyede şey gösteriyor. Heh. Dandelion babamızın. Oğlum arkadaki de şeye benziyor. Game of Thrones'daki cüceye benziyor. Imp. Böyle bir karakteri var işte Dandelion. Seviyorsanız gidin konuşun bence. Ben çok sevmediğim için pıt diye geçmek istiyorum. Burada gene yeni Nilfgaard zırhlarından bir tutam gösteriyorlar. Kim oldu be? Ha, bu da Nivelle'nin ilk
ortaya çıkışı. Bir kolunu görmüştük. Daha demin de sözünü ettim ya, Geralt hani bunun önünde duruyordu. Oranın Nivellen'in malikanesi olduğu %100 dedim ya. Henüz ışıklar yanmamış. Bu malikanenin şöyle bir özelliği var. Nivellen tek hareketiyle birlikte hem şömineyi yakabiliyor hem ışıkları yakabiliyor. Yani kapıları açıp kapatabiliyor. Birçok şey yapabiliyor. Geralt'ı korkutmak için yapmıyor tabii. Geralt'ı içeri soktuktan sonra Geralt'ın korkmayacağını anlıyor. Ama yine de bir takım şovenist işlere girişiyor. O yüzden Geralt'ın ışıklı sahnesi de Nivellen abimizin malikanesinde gerçekleşen olaylardan biri. Durumlardan biri. Ha, orada da ışıkları yakma sahnesi vardı bu arada. Are you sure you're ready for this? Ve geldik Nilfgaardlı Fringilla teyze baby. Yennefer'la konuşuyor. Nasıl olacak acaba bu hikaye? Yani olmaması gereken bir hikaye gibi. Welcome back. Devamında bir şeyler yok. Bu kadar değerli dostlar. Yani neler bekliyorum, neleri karşılayacak acaba bu dizinin ikinci sezonu, biraz kararsızım. Ama eminim ki Witcher'ın birinci sezonundan kat be kat daha iyi olacaktır. Başka şansı da yok açıkçası. İnanılmaz iyi insanlarla çalışıyorlar. Çalıştılar. Bunu zaten sürekli söyledim. Ama beklediğimizi karşılamazsa da okey deriz. Yani bir sezon daha şans verilebilir. Ya ben veririm. Ben gerçi 7 sezon, 8, 10 sezon bile şans veririm ama söverim. Bak söverek şans veririm. Güzel olmamış diyerek söverek şans veririm. O yüzden buradan Netflix yetkililerine sesleniyorum. Ayağınızı denk alın. Bu kadar. Evet dostlar, video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kötü konuştum. İzlediğiniz için teşekkürler. Ve inanılmaz terledim. Bildiğiniz var ya, şu an şapır şapır. İstanbul çok sıcak ve şu an benim başımda iki tane ışık açık, hatta üç. Ben bittim. Neyse, klasik kapanışımızı yapalım. Kanala maddi olarak destek veren üyelere teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.